kaçtıkça kaçan ateş böceğim misin? Evinizin havası değişsin. Bak şimdi, nasıl da enerjiniz açılacak. Semih Bey, firmamı değerlendirmeye almanızdan gerçekten çok mutlu oldum ama... Semih de yaşlandığımı anlayacak çünkü. Peki, yine de hakkımda ciddi bir araştırma yapmadan bu kararı almamanı tavsiye ederim Semih. İşte ben de tam bu noktada bu kadar cesur ve özgüvenli bir avukat arıyorum zaten. Hem kim söyledi bizim hiç araştırma yapmadığımızı? Yani. O zaman doğru avukatı buldunuz diyelim. E hadi o zaman bunu kutlayalım Şerefe. E Aslı nerede? Yalnız Semih'cim böyle kutulamaz. Bizi yarın akşam dans etmeye götür mesela. Dans etmeye? Evet. Götüreyim. Sizi yarın akşam dans etmeye götüreyim. Nereye istiyorsanız oraya götüreyim. Evet. Bak bu şoförlüğe benzemez. Hareketli, heybetli, bambaşka bir dünya uzanıyor altında. Hisset onu. Öyle söyleyince korktum ben birden. Biraz korkmak iyidir. Hiç korkmazsan tehlikeyi göremezsin. Çok korkarsan da ilerleyemezsin. Ama azı karar çoğu zarar. Biraz korkmak iyidir. Teo, marinaya gidiyoruz. Okey patron, hadi bakalım. Barış Bey nasıl kullandım? Çocuklar sizi tanıdığıma gerçekten çok mutlu oldum. Ayrıca her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gün. Yarın akşam çıkıyoruz değil mi Barış? Yarın akşam mı? Bir planın mı var? Yok canım. Ne planı? Yani bizde akşam planı ancak PTT olur da. Yani çıkıyoruz derken? Berna Hanım, ben yarın akşam pek müsait değilim. Başka zaman yapalım. Tamam o zaman ama ekmeğin bizi bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Teo bıraksın sizi. Yok, hiç gerek yok. Bilerek şoförü çağırmadım. Hava çok güzel, yürüyelim biraz. Hoşçakal. Güle güle. Güle güle. Evliliğinize iyi bakın. Ya. Barış Bey çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir gün oldu gerçekten. Tekneye de bayıldım. Sadece tekneye mi bayıldın? Yani Berna Hanım'ı dün sevmiştim zaten. İşi de çok tatlıymış. Şşş! Sustun Hacı'yı. Bana kasanın şifresini söylesene bakayım. 5, 3, 2. Aferin hadi bakayım hadi. Ay ne tatlı. Anne ya. Benim kafam geçen geceki gibi oldu vallahi. Bana çok fena uyku bastı. Abla kız, sen ne güzelmişsin böyle. Ay ya, bana bir haller oluyor. Ay Hakan, söyleyemedim, ellerin çoğalmış. Ay, müzik açalım. Parti benden sorulur. Pars kadınları. Oo, nasıl gidiyor genç? Hadi bakayım. Hello. Sizin nasıl gidiyor bakayım? Süper. Oo, tadını çıkarın kızlar. Bu kafayı bir daha bulamazsınız ha? Hadi selametle. Ha 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 ha.
Patron, ne alıyoruz ateş böceğini? Koskoca holding kazandırdı bize. Teo! Ne? Sakın Barış Bey, öyle bir şey yapmıyorsunuz, sakın. Aslı sen geç, geliyorum ben. Dövmeli kız ne oldu Teo? Biz teknedeyken birinin annesinden haber geldi. Şimdi ona bakacağım ben de. Teyzemi arıyorum, açmıyor. Hakan olayından sonra da konuşamadık bir türlü. Yani şu araba mevzusu yüzünden utanıyorlar senden. Sen serin kal bence. İyi, sen konuş, haber verirsin o zaman. Tamam patron. Teo! Dur! Ay, abileri unuttum. Barış Bey çok pardon, hemen geliyorum. Gül gönderdi. Çayın yanında yersin. Teo bak, Gül anaç da budur. Mahalledeki bütün dul teyzeleri de o besliyor zaten. Gördün sen de. Ya tribe girme. Ya yok vallahi tribe girmek değil de yani boşuna zahmet ediyor. O yüzden şey yapmak istemiyorum yani. Ya al sen şunu. Kızın hatı kırılmasın. Al. Şimdi ben bir kıza İzmir köfteyi çok sevdiğimi söylüyorum. O da gidiyor kendi elleriyle yapıyor, getiriyor, koyuyor önüme, bana onu yediriyor. Bu ne demek şimdi? Barış Bey çok pardon. Bir şey getirmiştim de onu vermek zorundaydım. Evet, eve mi ofise mi? Ofise. Tamam. Oh be, ben de hanımları da kazandık ya. Çok sevindim. Ha bu arada siz görmediniz ama ben tekne kullandım. Gördüm, gördüm. Gidebilir miyiz artık? Barış olsun. Zengin olsun fark etmez. Erkekler trip atan, hesap soran ve güçlü olan kadınları asla sevmezler. Sıtka, çok fazla dizi izliyorsun. Güçlü olun ama zayıf görünün. Duygulu olun ama duygusal olmayın. Akıllı olun ama ondan akıllı asla. Sinirim bozuldu. Sanki hayatına çok erkek girmiş gibi. Ama var ya... Ellerin sihirli gibi. Vallahi şimdiden yumuşacık oldum. Ay neredeyse o şoför kızı unutacağım. Unutmak yok. Kurtulacağız ondan. Kurtulacağız. Oyun çok basit. Sosyetik fare oyunu. O ne be? Isırmadan önce üflemek. Tatlı tatlı uyuşturmak. Yüzüne karşı gülüp arkasından kuyusunu kazmak. Mesela... Barış Bey'le yan yanayken kıza şeker mi şeker davranmak. Harika plan. İşte bana bunlarla geleceksin. Andan pabucu yarım. Geç dışarıya oynayalım. Andan. Eğleniyor muyuz Pars kızları? Evet. Handan, seni seviyorum Handan. Ben seni daha çok seviyorum. Ben de taşı. İlay da taşı çok seviyor. Ne oğlum ne? Herkesi çok sev. Gelin, gelin, gelin. Ben galiba çok uykum geldi benim. Şey yapamayacağım. Abla. Abla. Uyan. Oyun oynayacağız. Kalk abla. Kalk. Pars kadınların işi bitti. Hakan kulübe gider. Hoş geldiniz Barış Bey. Size iletmem gereken notlar var. Geldiler. Geldiler. Unut.
Unutmayın, unutmayın. Rakibinizin kalbine çalışıyoruz. Sağlı sollu tatlı cümleler, sersemlediği anda beklenmeyen bir olgunluk ve nakal. Çok güzel. Derin derin nefes. Çok güzel. Çok güzel. Sıtka, izle beni. Hoş geldiniz. Nasıl geçti görüşme? Güzeldi. Semih Bey bizimle çalışmak istiyor. Ah, harika. O zaman ben Aslı'ya hem özür hem de bir teşekkür borçluyum. Sonuçta müvekkilimizi kaybettiğinde sana kızmasını bildiysem geri getirdiğinde takdir etmesini de bilmeliyim. Sonuçta ben bir avukatım ve avukatlar adil olmalıdır. Öyle değil mi? Berna Hanım'la iyi ki sen konuştun Aslı'cığım. Sağ olun Nilayda Hanım. Gerçekten. Birkaç dosya alıp çıkacağım. Yarın bir strateji belirleriz. Tamam canım. Barış'cığım, ben diyorum ki acaba Aslı'ya kendimi affettirmek için onu yemeğe mi çıkarsam? Yok, söylediklerin yeterli bence. Öyle mi diyorsun? Ben ne bileyim, senin söylediklerini düşündüm de sanki kıza haksızlık ettim gibi geldi. İlayda, açık söyleyeyim, ben çok rahatladım. Çünkü senin bu konuyu büyüteceğinden, hatta ortaklığımızın yürümeyeceğinden endişe etmeye başlamıştım. Ama sen olgun davrandın. Barış, ben senin fikirlerine çok güveniyorum. Sonuçta sen benden daha zekisin. Ben duygulu biriyim de duygusal değilim. Güçlü görünürüm ama aslında çok zayıf biriyim. Anladım. O zaman görüşürüz ortak. Tamam. Siz çıkamadık. Birinci round tamam. İkinci roundda çok eğleneceğiz. Şoför kızın yüzünü görmekten çok sabırsızlanıyorum. Bir varoş gülünün soluşu. Öyle bir oynadım ki, ve sanarsın ben avukat değil, oyuncu olmuşum. İyi geceler. Barış Bey, ben aslında size bir şey izletecektim. Yarın izleriz. Acil mi? Aslında çok kısa. Gerçekten kısacık. Ben hemen açayım size buradan. Hemen. Madem bu kadar önemli, içeride izleyelim. Baba bak, konuşacağım tamam mı? Kırmızı ışık yanıyor. Çiçek mi yoksa? Tamam. Evet. Kayıt. Merhaba, benim adım Çiçek. Kısa ismim Çiço. Lakabım Bal Böceği. Sana bir şey söyleyeceğim. Bugün yeni hastaneye gittik ve orada beni havuza soktular. Ve çok yakında yürüyeceğimi söylediler. Aşırı sevindim. Bir adam dedi ki burayı sen bulmuşsun. Çünkü sen çok iyi biriymişsin. Bu yüzden sana çok teşekkür ederim. Güle güle, kendine iyi bak. Baba dur. Halıma da bir şey söyleyeceğim. Ateş böceği, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bal böceğim. Çok tatlı bir çocuk. Sevgilerimi ilet. Olur, iletirim. Hatta yüz yüze görüşüp bir şey değil demeyi isterim. Olur, tabii olur. Hatta çok güzel olur. Gerçi bu kadar teşekkür hak edecek bir şey yapmadım. Tabii ki yaptınız. İnanın yaptınız.
Sana şunu verecektim. Evin anahtarları. Acil durumlar için. Gördük. Eğer siz de tamamsanız ben bu işi istiyorum. Söz geçmiyor ki dilime, kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Affedersiniz, ben siz anahtarı verince girmen zor oluyordu. Saçmaladım. Densizlik ettim. Söylemedim sayın, ne olur. Kaldı yine ismin dilimin ucunda. Sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdım. Bu kararı vermenden özel bir sebep var mı? Nasıl yani? Bilmiyorum. Bir durum, bir kişi. Yani kalmak istemediğin için. Adam gibi unutamadım diyemedim. Unutun söylediklerimi. Gerçekten. Gel desen gelirim, hadi git demen giderim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım. Sen de severim, gurur benim neyime.
Ne yaptın, verdin mi? Ha? Kurabiyeleri diyorum, verdin mi? Ha, verdim verdim. Selam söyledi. Başka ne dedi? Haftaya istemeye gelelim mi dedi. E tamam, hadi gelin deseydin. Ya öf, onu demiyorum. Kızım başka bir şey söylemedi mi? Gülüm, bak sen üzülme diye söylüyorum. Ben sanki Teo'nun gönlünde başka biri varmış gibi hissettim. Ne üzüleceğim canım? Bana ne yani? Ben zaten öylesine şey yapıyorum ki. Onun gibi bir adamın benim gibi mahalle kızıyla ne işi olsun ayrıca? Senin gibi mahalle kızına kurban olsun o be. Aman geç beni sen. Senin yakışıklı beyaz atlı prens Barış Bey ne yapıyor? Deneme süresini bitirelim dedim, istemedi. Salağım ben Gül ya. Adam evin anahtarını çıkarıp verince sazan gibi atladım. Şu anda kendi makus talihime üzülüyorum. O yüzden coşamıyorum bu habere. Ama galiba bir şey oluyor bana şu an. Coşmaya başlıyor gibiyim ben. Bir şeyse coşuyorum galiba ben şu anda bu olaya. Bir dakika ya, ne demek? Nasıl evin anahtarını verdi? Kızım. Yahu ben diyorum adam beni işe almayacak. Sen diyorsun ver coşkuyu. Hadi. Kalbimin anahtarını verdim sana. Kalbimin anahtarını. Babaanne gördün mü? Sana sabırlı ol, gelecekler demiştim. Dedin ya güzel kızım. Dedin ya. Talihimiz döndü mü ne? Ha? Aa, ateş böceği gelmiş. Abicim bu sefer şeytanın bacağını kırdık ha. Bak yarın 15 kişi geliyor. Altın günü yapacaklarmış tüm kadınlar. Yemek yiyecekler tüm gün. Ve bunların hepsi Barbo arkadaşımızın fikriydi. Vallahi bunu buldu. Reklam filmini buldu. Arabayı buldu. Yeminle çalışıyor çocuk ya. Ne güzel. Ateş böceği çektiğin videoyu izlettin mi? Evet bal böceğim. İzlettim. Çok sevmiş. Hatta seni görüp bir şey değil demek istiyormuş. E iyi o zaman. Biz de bir kutu çikolata alır gideriz. Ayıp. Çocuk o kadar ilgilendi. Aslı. Senin bir şey mi var abicim? Yok abi ya. Yoruldum ben. Ben bir gideyim elimi yüzümü yıkayayım kendime geleyim. Tamam hadi kızım. Elini yüzünü yıka güzelce. Gel sonra sofraya oturalım. Ay güzel kızım, şu saçlarını öreceğim bile seni şöyle. Hadi babacığım gel, gel oturalım masaya. Ne güzel gidiyordu her şey. Ettin için al. Babacığım, sandalyeyi aç. Ay, gel kızım. Hmm. Teo. Ha patron, senin ne işin var ya, sen niye geldin? Aradım ulaşamadım hiçbirine, merak ettim. Allah Allah. Hakan! 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 Şşş! Oğlum ne işin sen Hakan? Hakan! Aynısından. Gözünü aç, gözünü. Ne içtin oğlum sen? O gecekinden. Kızım verdiğinden. Doğru mu duydum ben? Hakan sen bizi delirteceksin mi oğlum? Niye? Nereden buldun onun aynısını ya? Annem eve getirtti. Hakan kalk, 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 kalk bir kendine gel ya. Ya Hakan ya. Annemle teyzem de işte. Çok eğlendik. He Hakan, he tamam abiciğim. Yok artık. Yok ben kesin kabus görüyorum. Kesin. Teyze, teyze. Bu ne bu? Kamera şakası mı bu ya? Gel Hakan. Teyze uyan. Teyze. Teyze. Uyanın, iyi misiniz teyzeciğim? Teyze uyan. Barış. Otur. Heh. Otur sen burada. Tamam. Teyze hanım. Cahide teyze. Aa Teo, hello. Teyze hanım. Hadi. Ha Hakan. Yalnız var ya teyzem de amma kafa atmış. Evet, evet Hakan'cığım. Hadi kalkın siz de ne olur. Teo. Ya ne oluyor burada Allah aşkına bir durun.
Ay Barış. Yok yok, ben kesin kabus görüyorum ya. Ben kesin kabus görüyorum. Teo, beni uyandır. Şu adam şu yaşında kalp krizi geçirecek sizin yüzünden. Ne var Hakan? Evet. Öp kardeşim, gel. Gel kardeşim benim. Tamam, hadi otur şimdi. Hadi. Ay Barış. Barış. Otur abiciğim. Bir tane daha öp. Öp kardeşim, gel. Kalkmadan öp. Otur, öp. Tamam. Ah, ben de öpeyim, hadi. Teo gel, seni seviyorum. Ben gel. De seni çok seviyorum. Evet. Gel. Bu kararı vermende özel bir sebep var mı? Kafayı yiyeceğim. Ne demek istedi bu adam? Kendini kastetti. Ona kapıldığımı sandı. Kapılmıyorsun sanki de. Ya sus sen de, vuracağım ha. Anne, hayır, yapma, vurma. Barbaros'a vurma anne. Anne, terlik değil anne. Hayır. Yok kızım. Yok, ben vurmuyorum. Vurmuyorum ben, terlik yok. Seviyorum ben onu. Vallahi mi anne? Vallahi kızım, uyu sen, uyu uyu. Başka hayallere kapıldın, ondan mı kalmak istiyorsun diyor. Ben böyle iyiyim, hoşum ama şoförüm olduğunu unutma diyor. Of, kendimi ne duruma düşürdüm ben ya. Hey Metin abi, hey! Burayı öyle bir dolduracağım ki Metin abi. Belediye çay suyu için bize ekstra, yani apayrı böyle bir baraj tahsis etmek zorunda kalacak yani, öyle diyeyim sana. Bu fışkeyle olacak ne, iş değil. Ne içiyorsun, ben anlamadım ki ya. Anne! Bunlar yoksa... Evet kızım. Bunlar müşteri denilen şeyler. Yüzyılda bir olan doğa olayı gibi. Müşteri. Kızım benim. Oo, babasının uğuru. Oh, balbıcığım. Hadi o zaman bal böceği personeli. İş başına. Müşterilerimizi bekletmeyelim ha. Ne dersiniz? Evet, hadi servisleri hazırlayın. Sonra gelsin paralar şak diye. Hey be. Geliyorlar babaanne, geliyorlar. Şükürler olsun. Allah biliyor ya, ben de inanmadıydım çiçek. Biz de biliyoruz babaanne, merak etme. İki gündür yedin hepimizi ya. Hadi, hadi. Yengelerim, ablalarım, yuvaları yapan dişi kuşlar. Şadiye Hanım'ın altın gününe hepiniz hoş geldiniz efendim, bravo. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim, böyle masaları birleştirdik ki hani herkes birbirinin yüzünü görsün diye. Süpersiniz. Bak, bak. Buyurun, buyurun, buyurun. Güzel ya. Siz daha barbanoza güvenmeyin. Altın gününde marka yapacağım burayı Neşe anne. Golden Days. İlayda Hanım, sana demedi mi masandan kalkmayacaksın diye? Neyse, bunu görmezden geliyorum. Kalk bana kahve getir, sonra da masana git. Derhal. Git kendi kahveni kendin al. Hizmetçin yok burada senin Safinazcığım. Akıllı ol Topesto. Eğer benimle iyi geçinmezsen kendini kapının önünde bulursun sonra. Aslı'nın bulduğu gibi mi canım? Ya patronun nasıl öğülük oldu ama? Oh canıma değsin. Son günler iyi güler ama Tombikto. Ya sen gitsene be Kurita. Barış Bey gelince haber ver. Şoför kızla işimiz var. Aslı yalnız gelecek canım. Barış Bey'in işi var. Aa, körün istediği bir göz. Küçük.
çirozu. Barış Bey dışarıda. Şoför kız yalnız geliyor. İkinci round için koşullar mükemmel. İyi, o zaman ikinci round başlasın. Ortakçım, arabam bozuldu. Tamam, Şirin'e söyle kiralasın. Aa, olur tabii, öyle yaparım. Aa, ya da Barış'cığım şöyle mi yapsak acaba? Nasıl olsa Aslı seninle beraber değil. Hani biz beraber olalım, hem ben bir özür dilemiş olurum, bir telafi etmiş olurum, yemeğe çıkartırım Aslı'ya, olur mu? İyi tamam, söylerim ben. Olur. O zaman öptüm, görüşürüz. Çok iyi. Güzel. Kız, Arzu. Ay iyi gelmişim yani. Hani ben olmasam hiç yapamayacak mısınız? Haklısın kız. Şadi yenge, kısır alır mıyız yenge? Alırız, alırız. Kısır alırız. Ben kısırsız güne kısır demem, şey demem, gün demem. Bakın bu hafta Şadiye yengemizin günü. Bundan sonra da her hafta ya da her gün sizin gününüz olacak, tamam mı? Sırayla hepinize geleceğiz. Uslu durursan sana da geliriz, tamam mı? Hadi bakayım. O annemin sarmalarından deneyin. Efsanedir sarma. Hadi buyurun, buyurun. Sarmamız var çocuğum. Kaldır sen onu, kaldır sen onu. Fikriye, çıkar kız yaptın o sarmaları. Hamidiye, sen de sıcacık mercimek çorbası getirmiştin. Hadi bakayım. Hala sıcak çorba. Soğumadan dağıtıverin. Ha, bu ne Şadiye böyle? Bu da gün yapılmıyor muydu? Biz de yiyeceklerimizi yaptık geldik. Hadi kızlar, çıkartın çıkartın hepsini. Ne yapıyorsunuz ya? Siz şimdi bütün bunları ikramlık olarak evden mi getirdiniz? Tabii. Elim beceriklidir benim. Hepsini yaptım geldim. Barbu, ne diyorsun bunlar? Ne yapıyorsun sen, gözünü seveyim ya. Evden yumurtayla patates falan da aşağıydın. Pikniğe gider gibi gelinir mi buraya Allah aşkına? Kafe burası ya. Canım, çayı da sizden içeriz. Teyzeciğim bak, çay dediğin kaç para, beni delirtme. Hiç. Şebeke suyundan yapmadın çayları değil mi Neşe? Belediye bize ayrı bir baraj tahsis etti. Oradan yaptık çayları. Bakın Şadiye Hanım, şimdi bütün bunları biz sizin için hazırladık. Yani anamla Arzu sabaha kadar çalıştılar. Vallahi ben kendime börek yapmaya üşendi. Gitti dışarıdan aldı, dedirtmem vallahi. Yaptım geldim hepsini. Allah'ım bir de gurur yapıyor. Ya yenge biz seninle böyle mi konuştuk? Gözünü seveyim ya. Ne kızıyorsun canım? Gideriz o zaman. Sen paradan bahsettin mi Barbaros oğlum? Aşevim bura yenge. Kocaman kafe için. Bak kafe işte. Bildiğin kafe. K-A-F-A-E. Barbaros oğlunun tabutunu şak diye çaktın Şadiye teyzesi. Bu mercimek çorbası halen sıcak değil mi Hamidiye? Abi. Anne, anne. Abi. Madem biz davet ettik, servisimizi de güzel güzel yapalım. Ya Mecid abi nedir? Hadi kızlar, başlayın. Sana yazıklar olsun sana. Sana var ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya. Ya bu kızartmaları motor yağıyla mı yapmışlar? Çıkmıyor ya. Millete bedava servis verdiğimiz yetmiyor. Tabaklarını da biz yıkıyoruz. Ya insanlar yanlış anlamış anne. Biz de söz vermiş olduk. Bir daha olmayacak. Barbaros burayı birkaç güne dolduracak. Eşeği görmeden semerini beğen. E mi kızım sen? E mi? Ya sen? Yine ne oldu anne ya? Hiç, ne olsun. Her şey yolunda, her şey güzel. Sen telle, el alemin tavasını kendi kafende telle. Kalesiz, kalesiz telle. Oğlum sen burayı dolduracağım demedin mi lan? Dedim abi, vallahi dedim. Tamam, yemin ediyorum bak sana, bir iki güne tamam o iş ya. Bak vallahi Tarkan konseri gibi yapacağım buraya. Oğlum ben mahalli sanatçıya da razıyım, yeter ki doldur. Yürü kız. Selvi Sokağı'nın tabakları bitti, Menekşe Sokağı'nınkiler kaldı. Burası kafe midir, posta dairesi mi belli değil zaten. Lakin Metin abi bir şey söyleyeceğim. Bu bulaşıklar ileride kafemiz tıka basa dolduğu zaman bize sıkıntı yaratacak. Bak ben sana söylüyorum. İlk kazancımızla bulaşık makinesini şak diye alıyorum Metin abicim. Heh? Sen buraya paralı müşteriyi getirme. Annem bizi öttürecek zart diye, o zaman göreceksin. Al biraz da sen telle ya. Çıkartamadım ben bunu. Tamam,
Günaydın. Günaydın Nilayda Hanım. Hadi gidelim. Nereye? Aa, Barış seni aramadı mı? Yok. Aradı da duymadın mı acaba? Bir bak bakalım. Mesaj atmış. İlayda Hanım'ın arabası bozuldu. Yardımcı olursan sevinirim. Tamam o zaman. Buyurun. Mesaj işi de yeni çıktı. Mesafe koyuyor. Mesaj veriyor bana. Evet. Nereye gidiyoruz? Yoga mı, kuaför mü? Homeopatınıza doğramamız lazım. Yeni haplarınızı verecek. Aa, mezoterapi bugün müydü? Evet, sonra kuru temizlemeye de uğrayacağız. Akşam giyeceğiniz kıyafet orada. Sushi kursu için de malzeme almamız gerekiyor. Of, ne kadar çok yapacağımız iş varmış. Of. Ben baştan alayım o zaman. Nereye gidiyoruz? Bebek. Şimdi şöyle yapalım, bebeğe gidelim. Ben yoga yapıp bir rahatlayayım önce. Dur, dur. Baksana. Manikür, manikür. Önce maniküre gidelim. Yani nereye gidiyoruz? Ha bebek, bebek. İkisi de bebekti. Sen devam et. Buyurun şunu imzalayın. Vallahi kötü avlanmış sizinkiler. Kasanın şifresini vermeselermiş iyiymiş. Daha kötüsü olmadığına seviniyorum. O ilaçla. Çok pis bir şey. Bu aralar hırsızlar ona çok dadandı. Tamam, sağ ol. İyi günler. Sağ olun. Evet, nefes al. Nefes ver. Al Hakan diyorum, veriyorsun. Nefes al. Evet. Teyze ya, sen o ilacı nasıl içtin? Sana beyin aktif falan mı yapsak, ne yapsak? Hadi devam, devam. Dön şimdi. Dön, 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 dön. Evet, nefes al. Sen bir şarlatanın oyununa gelecek insan değilsin teyze. Nasıl oldu bu iş? Ama ben size diyordum değil mi? Ben deli olacağım bu evde diye. İşte oldum sonunda. Bunlar beni deli ettiler. Yalnız adam hırsız mırsız. Her şey bildi Barış abi ya. Ya adamlar ağzınızdan laf çekmiştir Hakan. Bu şarlatanları iyi bilirler böyle şeyleri. Yok. Ben hiçbir şey söylemedim. Ben bir tek tarihi verdim. Bir de oğluşumun soyulduğunu söyledim. Yani onu da ilaçla söyledim. Geriye zaten bir şey kalmadı teyze. Ya zaten niye kalkışıyorsunuz ki böyle bir işe? Hakan kızın dövmeli olduğunu hatırladı. Bulacağız. Hatırladı. Hatırladı değil mi Barış'cığım? İşiniz ne zaman biter? 1,5 en fazla 2 saat. Sen de boş durma da bana kahve al da gel. Ekstra şatlı, soya sütlü latte, 75 derece uzun bardak. Buyur. Kahve canım. Ancak öyle içebiliyorum. Allah. Thank you.
kenara çek. Makarna alacağım, canım çekti. Kendine daha. İlayda Hanım, ben şoförüm, uşak değilim. Ay sen bozuldun mu yoksa? Ne bozulacağım, ben Besüt müyüm? Ama sizin yaptığınız ayıp. Sabahtan beri beni oradan oraya koşturuyorsunuz ya. Hayatım işim bu senin. Ay yoksa sen kendini daha iyi yerlere mi layık görüyorsun acaba? Bak hayatım, şu koltuğa kuruluyorsun diye Barış'la ilgili hayaller kurma sakın, olur mu? Eğer bir gün burada arka koltuğa oturacağım diye düşünüyorsan yanılıyorsun demektir. Neden biliyor musun? Çünkü sen şoförsün. Şoför. Ne hayaller kuracağım ya? Siz beni ne sanıyorsunuz? Vallahi biz seni şoför sanıyorduk. Ama sonra baktık ki Barış'a sarılmalar, müvekkillere sırnaşmalar falan. Acaba sen mi sorsan bir kendine, kendini ne sanıyorsun? Neyse tamam, olan oldu. Bir an önce dövmeli kızı bulmaktan başka şansımız yok. Patron hevesini kırmak gibi olmasın ama dövmeli kız sabıkalı değil galiba. Çünkü üçünden de hiçbir şey çıkmadı. Anne, söylememiz lazım. Biliyorum çocuğum. Barış abi, biz o dövmeli kızı falan bulamayız. O ne demek Hakan? Neden bulamayalım? Çünkü öyle bir dövme yok. Biz uydurduk onu. Teyze. Abla. Teyze. Abla. Teyze. 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 Patron. Coş. Teyze. Coş. Teyze. Patron. Patron bir dur Allah aşkına ya. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum Teo. Bırak gideyim. Tamam bir dur bak, bulacağız bir yolunu, çözeceğiz diyorum, bir sakin ol ya. Haftalardır aynı şeyi söylüyorsun Teo. Hiçbir şey çözdüğümüz yok. Daha çok boğazımıza kadar battık. Mesleğim, itibarım, her şeyim tehlikede. O da yetmezmiş gibi bir de Aslı'ya sürekli yalan söylüyorum. Tamam şimdi konuşmayacaksın ama değil mi? Bak vallahi kızı karşımıza alır, sakın öyle bir şey yapma. Derdimiz işi çözmek mi yoksa Aslı'yı kaybetmemek mi? Patron ikisi de aynı şey değil mi zaten? Ya elimizde ufacık bir tane delil yok, her şey aleyhimize. Ya ortalığı ayakta, ya savcıya giderse o zaman ne yapacağız? Düştüğüm hale bak ya. Ben yıllardır mesleğime toz kondurmadım, hiçbir yanlışım yok. Ama düştüğüm hale bak. Yani Teo bir işi çözemedin ya. Çöz artık şu işi abi, çöz ya. Şurada dursana, fatura yatıracaksın. Şşt. Şoför kız, İlayda Hanım durmanı söyledi. Duymuyor musun? Şşt. Hey! Duyuyorum ama direksiyon bende. İster giderim, ister dururum. İstersem duvara bile çarparım. Ay bozuldu bu İlayda Hanım sanırım. Evet, doğruları söyledik diye alındı galiba. Ne doğrusu be? Dün sevimli sevimli konuştum. Bugün çirkin çirkin imalar, ayak işlerine koşturmacalar. İki yüzlü bir insanla ne kadar doğru bir şey çıkabilir ki? Hayatım, şoförlüğün bir parçası da zaten ayak işlerine koşturmaktır. Barış Bey hiç öyle bir şey yaptırmıyor ama. İlginç. Onun yerine hangi hizmetleri veriyorsun? Ne diyorsun sen be? Yani niye seni kayırıyor ki? Barış'ın seni kovmaması, o koskoca holding patronuyla beraber buluşuyor olmanız. Belki de bunların karşılığında ekstra bir hizmet veriyorsundur ha? Hizmet mi? Ekstra hizmet mi? Bak sen sadece soru soruyorsun. Bu çok sıkıcı bir konuşma oluyor. Mesela akşam Barış'ı eve bıraktığında falan biraz vakit geçiriyor musunuz diyorum. Allah!